çalışmalarını yapmak üzere Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikamızın kıymetli Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan Beyefendinin kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Bundan tam 45 yıl önce Türkiye Sendikal Hareketi'ne genel işler iş kolunda yeni bir sendika kurmak için yola çıkan dava arkadaşlarımızın, büyüklerimizin aramızda olması gerçekten bizim için büyük bir şans. 45 yıl önce yola çıkarken aynı inançla, aynı kararlılıkla sendikal mücadeleyi rotasından çıkarmadan Hak İş değerlerini özümsemiş ve bu değerlerle sendikal mücadeleyi yapma kararlılığındaki kadroların 45 yıl sonra yine bizimle beraber olması önemli bir başarı hikayesidir. Yollarımız, hedeflerimiz, ideallerimiz asla değişmedi. Bizim için ne kadar gurur kaynağıdır. 45 yıl önce yola çıkanlarla yolculuğa devam ediyoruz. Hüseyin Tanrıverdi ile tam 20 yıl birlikte çalıştık. Genel başkan olarak ben de genel başkan yardımcısı bugünkü statüyle genel sekreter olarak 20 yıl beraber çalıştık. Kurucularımızla beraber ilk günkü heyecanla birlikteyiz. Bunun kıymetini, kadrini, bunun anlamını çok iyi kavramamız gerekiyor. Ayrılıkların, kavgaların, çatışmaların, kişisel çıkar ve menfaat ilişkilerinin, insanların hırsının, egosunun zirveye çıktığı dönemlerde biz omuz omuza, yan yana mücadele etmeyi başardık. Rabbimize şükürler olsun. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Sizlerin bu hassasiyetini bundan sonra da aynı çizgide, aynı anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kutlu günde, kutlu gecede bizi hep beraber yaralayan, üzen, önce İsveç'te, bugün de Hollanda'da mukaddes kitabımıza yönelik saldırıları bir kez daha kınıyoruz. İslam düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına en güzel cevabı millet olarak bugüne kadar verdik. Bundan sonra da inşallah vermeye devam edeceğiz. Değerli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Beyefendi kürsüye davet ediyoruz. Bakın, bugünlerde değerlerimize karşı, inançlarımıza karşı dünyanın çeşitli ülkelerinden gerçekleştirilen saldırılarla karşı karşıyayız. Saldırıların biçimine, yapılış biçimine, şekline, içeriğine baktığımızda hedefin Türkiye ve Müslümanlar olduğunu görüyoruz. Örneğin en son İsveç'te sözde ırkçı, faşist, sadist, ahlaksız bir siyasetçinin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine en şiddetli karşılığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti vermiştir. Diğer İslam ülkelerinden aynı oranda bir kınama ya da cevap gelmemiştir. İsveç makamlarının açıkladığı gibi bireysel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilemez. Bu ancak ırkçı, faşist ve İslam düşmanı bir davranıştır. İnanç hürriyetine de, inanç özgürlüğüne de bir saldırıdır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve aynı masada oturduğu arkadaşları ne demişlerdi? Başörtüsünün özgürlüğü için kanun teklifi vereceğiz. Öyle mi? Buyurun dedik Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, şahsım. Madem samimiyseniz yasa değişikliğiyle olmaz. Çünkü işte Hüseyin Bey'de meclis tecrübesi var.
Yasa değişikliği olmaz. Meclis 200 sayısıyla toplanır. 101 ile yasa çıkartır. Yani meclisin 6 birinden bir fazlasıyla yasa çıkartır. Böyle çıkan bir yasa her an değişmeyle yüzdür. Ama anayasa değişikliği öyle değil. Meclisin 3/2 çoğunluğu gerekiyor. Ya da halk oylaması gerekiyor. Bunun için anayasa değişikliği teklifi değil. Ama bu anayasa değişikliği teklifi bir turnusol kağıdıdır. Kim gerçekten başörtüsü özgürlüğünden yana, kim gerçekten Türk-İslam aile yapısından yana, burada herkes ortaya çıkacak. Bizim duruşumuz çok açık ve net. Cumhur İttifakı olarak. Sahnemizde ağırlıyoruz. 45. kuruluş yılı